İyi günler. Bugün size Kıbrıs tatlısı tarifi vereceğim. Uygun bir tencereye 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ilave edelim. Ve kaynamaya bırakalım. Kaynayan şerbetimizin altını kapatıp sonaya bırakalım. Karıştırma kabına 3 yumurta, yarım su bardağı şekeri ilave edelim ve iyicene çırpalım. Yumurtamızın rengi açılana kadar çırptık. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı kırılmış ceviz içi, 1 paket kabartma tozunu. Tekrar çırpalım. Malzemeleri iyice karıştırdık. Dikdörtgen borcam kabımı yağlıyorum. Harcımızı dökelim. Yalnız harcımız biraz katı oluyor. Kesinlikle başka bir şey eklemiyoruz. Harcımızı tepsimize yayalım. Önceden ısıtılmış 160 derece fırına verelim. Tencereye 1 litre süt. 1 su bardağı mısır nişastası. Yarım su bardağı şeker. 1 paket vanilya. Ocağa bırakalım. Koyu kıvam alana kadar karıştıralım. Muhallebimiz pişti. Altını kapatalım. Muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ilave edelim. Ve iyicene çırpalım. Kekimiz pişti, bunu da çıkartalım. Sıcak kekin üzerine soyan şerbetimizi dökelim. Soğumaya bırakalım. Soğuyan kekimizin üzerine kremamızı dökelim. Ve üzerine yayalım. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpelim. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirelim. Tatlımızı dolaptan çıkarttık, şimdi dilimleyelim. Şimdi servis edelim. Kıbrıs tatlımı sunumu hazır, deneyenlere şimdiden afiyet olsun.